ülkemizin her köşesinde Ramazan ve ahiret bilinci teması çerçevesinde irşat programları, vaaz programları, seminerler e, gerçekleştirilecektir. Ramazan ayı boyunca kadınlara, gençlere, çocuklara, engellilere yönelik özel irşat programları düzenlenecektir. Tüm camilerimizde ve Kur'an kurslarımızda mukabeleler okunacaktır. Bunlara katılamayan vatandaşlarımız Ramazan ayı boyunca her gün Diyanet televizyonumuzda okunacak mukabeleleri inşallah takip edebileceklerdir. Resmi kurumlarda çalışmaları sebebiyle camilerde okunan mukabelelere iştirak edemeyen kamu görevlilerine yönelik kurumların uygun göreceği yerlerde mukabele okunması da sağlanacaktır. Müftülüklerimizce uygun görülen camilerimizde vatandaşlarımızın Kur'an-ı Kerim'i anlamasına e, yönelik e, tefsirli mukabele programları yapılacaktır. Yani Kur'an-ı Kerim'in metnini okuyan hocalarımız aynı zamanda ayetlerini açıklayarak toplumumuzu Kur'an'la daha güzel buluşturmaya, Kur'an'ın anlamını onlara aktarmaya gayret edeceklerdir. Yine müftülüklerimizce uygun görülen cami ve mescitlerimizde hatimle teravih namazı kıldırılacaktır. Alo 190 dini soruları cevaplandırma hattımız var. Biliyorsunuz Ramazan ayı boyunca haftanın 7 günü sabah 8 akşam 10 yani 22 saatleri arasında vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır. Alo 190 dini soruları cevaplandırma hattı. Bununla birlikte vatandaşlarımız Din İşleri Yüksek Kurulumuzun mobil fetva uygulamasından internet sitesi veya e-devlet üzerinden her türlü dini soruları yazılı veya görüntülü bir şekilde sorabilecektir. Başkanlığımız tarafından hazırlanan Ramazan ve Ahiret bilinci temalı kitap, dergi ve diğer basılı, görsel ve sesli materyallerin bulunduğu Ramazan ayına özel web sitemiz ramazan.diyanet.gov.tr milletimizin hizmetinde olacaktır Ramazan boyunca inşallah. 2024 Ramazan ayı münasebetiyle 11-31 Mart tarihleri arasında indirimli kitap kampanyası düzenlenecektir ve ayrıca 15 Mart'ta başlayacak İstanbul'da Fatih Camii avlusunda, Ankara'da da Hacı Bayram Camii avlusunda Türkiye Diyanet Vakfımızın kitap fuarı artık geleneksel olarak 41. yıl bu yıl 41 yıldır devam eden e, kitap fuarımız da açılacaktır inşallah bu müjdeyi de şimdiden vermiş olayım. Diyanet TV, Diyanet Radyo, Diyanet Kur'an Radyo ve Diyanet Risalet Radyolarımızda iftar ve sahur programları yapılacaktır. Ayrıca hocalarımız, camilerimizde Kur'an kurslarımızda, konferans salonlarında yüz yüze olmak üzere yerel televizyon, yerel radyo kanallarında ve internet mecralarında da programlar yapacaklardır. Yeri gelmişken bir hususa özellikle dikkat çekmek istiyorum. Değerli basın mensuplarımız. Bildiğiniz üzere milletimizin teveccühü sebebiyle Ramazan ayında yerel ve ulusal medyada dijital mecralarda yoğun bir şekilde dini programlar icra edilmektedir. Ramazan atmosferinin her anımızda hissedilmesine katkısı bağlamında bu durum bizim için elbette memnuniyet vericidir. Bu alanda samimiyetle hizmet üreten, gayret gösteren herkesi takdir ediyorum, teşekkür ediyorum. Bu alanda çalışan samimi kardeşlerimize, hocalarımıza. Ancak bu tür programlarda zaman zaman insanımızın teveccühünün suistimal edildiğine, istismar edildiğine, dini duygularının istismar edildiğine ve hatta ibadetlerin polemik konusu yapıldığına da şahit oluyoruz. Geçmişe göre epeyce azaldı, bunu e, ifade etmek isterim. Ama e, son derece rahatsız edici bu durumun ve hiçbir faydası olmayan meseleleri, Gelişi güzel ekranlara taşıyarak az da olsa e, bu programların zihinleri e, bulandırdığını e, biliyoruz. Bunun büyük bir vebal e, olduğunu da ifade etmek isterim. Bunlara gerek yok. Biz sahih bilgiyle Kur'an ve Sünnet e, merkezli sahih bilgiyle insanımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı e, süslememiz, onların zihinlerini, kalplerini e, e, bu şekilde bizim doyurmamız, beslememiz gerekiyor. Sahih bilgiyle, doğru bilgiyle yapılacak yayınlar ve konuşulacak konular, her şeyden önce milletimizin doğru bilgiyle buluşmasına, aydınlanmasına ve mutmain olmasına hizmet etmelidir. Ramazan'ın manevi atmosferine ve ibadetin iyileştirici işlevine halel getirecek söylem ve eylemlerden uzak durmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isterim. Dini konularda konuşurken en az seçilen konu kadar önemli olan bir husus da konunun sunumundaki üsluptur. İtidalden uzak. Nezaket ve zarafetten yoksun bir üslupla din anlatmanın kimseye fayda sağlamadığı, sağlamayacağı açıktır. Sırf daha çok izlensin düşüncesiyle aykırı söylemlerde bulunmanın, sıra dışı tavır ve davranışlar sergilemenin toplumun din algısında büyük yararlar açtığı ve açacağı izahtan varestedir. Müslüman şahsiyetiyle asla bağdaşmayan bu tür yönelişlerden kesinlikle sakınılmalıdır, uzak durulmalıdır. Bu hususta hem milletimizin hem de medyada ve dijital mecralarda program yapan, yazan, çizen, paylaşımda bulunan kardeşlerimizin daha duyarlı olmalarını özellikle Ramazan ayı hatırına istirham ediyorum.